Herkese merhaba. Ben Zeynep Hopsever. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kare motifleri sık iğne tekniğiyle nasıl birleştirmemiz gerektiğinin tüm detaylarını anlatacağım bir video ile yine karşınızdayım. bu motiflerin yapımı yine kanalımda var. Oynatma listemin videomun sağ üst köşesine link olarak sizlere eklerim. Motiflerinizi yaptıktan sonra sizler de dilediğiniz türde örgülerinizde motiflerinizi birleştirebilirsiniz. Bebek battaniyeleri, çantalar, hırkalar birçok alanda değerlendirebilirsiniz. Şimdi hemen birleştirme videomuza başlayalım. Evet motiflerimizi önce dikey daha sonra yatay olarak sık iğne yöntemiyle ekleyeceğiz. Şu köşeden başlayacağız. İstediğiniz kadar uzunlukta ve genişlikte motiflerinizi bu şekilde ekleyebilirsiniz. Şimdi bu iki motiften başlayarak devam edelim. Sonra diğer iki motife geçelim şu motiflere şimdilik ihtiyacımız yok. Buradan başlayarak şu kısmı ekleyelim. Evet, motiflerimizi eklerken dikkat etmemiz gereken husus köşelerden başlıyoruz ve karşılıklı denk gelen ilmekleri birbirine ekliyoruz. Yani tam karşılıklı başladığımız zaman motifimiz bu şekilde kaymalar yaratmayacaktır. Ona dikkat ederek başlayalım. Şimdi ben bu motifimin tam köşesindeki tek kanadını yani iç lobunu alıyorum. Bu motifimi de karşısına tutuyorum. Düz yüzleri dışarıda olacak. Yine bakın şöyle ayırdım onu görmeniz için. Burada da aynı şekilde tam köşesindeki motifi aldım. Her ikisinin ekliyorum. Yani dıştaki değil, sadece içteki e, lobları ile çalışalım. Şöyle burada bir ilmeğimizi, zincirimizi yapalım. İpimizi de arada yürütelim. Şimdi her iki kanadını alıyorum. Önce buradan, sonra karşısında denk gelen lobu alıyorum ve sık iğne yapıyorum. Dediğim gibi çok basit. Bu sadece dikkat etmeniz gereken karşılıklı bu sık iğneyi yapmak. Her iki lobu alarak sık iğne yapıyoruz. Şöyle bakalım. Şimdi bunu ben bu köşeye kadar devam ettireceğim. Tam köşedeki sık iğneme kadar bu şekilde tamamladıktan sonra diğer motife geçeceğim. Burayı hemen yapıp geliyorum. Evet burayı devam ettim ve bütün birleştirme işlemini tamamladım. Tam köşeye kadar geldim. Şimdi ne yapıyorum? İki motifimi de bu motiflere ekleyerek devam edeceğim. Yine onların da tam köşedeki yerlerini belirledim görmeniz için bakın bu şekilde açtım şimdi ne yapıyorum bu ikisini üst üste koyuyorum bunu da bu şekilde alıyorum şu arada boşluk kalmayacak şekilde sıkı bir şekilde sık iğne yapıyorum böyle ekledim. Şimdi aynı şekilde sadece iç loblarından alarak eklememi devam ettiriyorum. Yine karşılıklı denk gelmelim motiflerimizin sık iğnelerimiz. Bakın karşıya geçtik. Bunu ne yapıyoruz? Sona kadar devam ediyoruz ve aynı işlemi Sırada gelen motiflerle ilerletiyoruz. Burayı tamamladıktan sonra diğer kenarı da aynı şekilde devam ediyoruz. Yandaki motifleri de yine yerleştirip aynı şekilde yapıyoruz. Bunu istediğimiz kadar dikey olarak yan yana motifleri ekleyebiliriz. Bu işlem bittikten sonra yatay olan birleştirmeyi de göstereceğim. Oradaki püf noktasıyla buluşalım. Buraları tamamlayıp geliyorum. Evet, dikey olan Birleştirmelerimizi yaptık. Sonda da bitirdikten sonra bir zincir yaptık ve ipimizi kestik. Şöyle bakın. Şimdi ne yapıyoruz? Yatay olanları göstereceğiz. Yataylarda da başlangıcımız aynı olacak. Fakat şuradaki geçişte bir püf noktası var. Onu anlatmak istiyorum. Şöyle çevireceğim motiflerimi. Şimdi buradan katlayarak başlayacağız. Yine köşeden başlayıp iç loblarından ekleyerek motifimizin bu köşesine kadar sık iğne ile ekleyelim arkadaşlar. Başlangıçta gösterdiğim şekilde bir farklılık yok. Yine aynı şekilde devam edelim. Geçiş noktasını sizlere anlatayım. yine iç loblarını alıyorum. İpi de arada yürütüyorum. Bakın. Şöyle alıyorum. Sık iğne. Şimdi şu birleşim yerine kadar devam edelim. Evet sık iğnemi devam ettirdim. Şurada 3 tane kaldı. Bu geçişi de beraber yapalım. Evet. Şimdi ilk motifimi tamamladım. Diğer motife geçerken arada bir kastırma yapmaması için bir tane zincir yapıyorum ve diğer motifimin ilk ilmeğinden yine başlayarak sık iğnemi yapıyorum. Ve aynı şekilde sık iğne yaparak bu motifimi bitiriyorum. Diğer motife geçerken yine arada bir zincir ve motif eklememi bitene kadar devam ediyorum. Evet. Bu şekilde tamamlayalım. Diğer motiflerimizi de ekleyip şurada bitirelim. Daha sonra aynı şekilde diğer kenarı da yapalım. Diğer birleştirmeyi de yine geçişlerde zincirle atlayarak istediğimiz ende ve boyda motiflerimizi ekleyebiliriz. Evet, motiflerimizi önce dikey, sonra yatay olarak nasıl eklememiz gerektiğini anlattım daha önce sizlere anlatmış olduğum farklı motif birleştirme videolarım için videomun sonundaki oynatma listeme göz atabilirsiniz yine kanalımda farklı birçok yatak örtüsü atkı bere çanta gibi motifli örgülerim mevcut Onun için de videolarımı izleyebilirsiniz oynatma listelerime göz atabilirsiniz Sağlıkla kalın hoşça kalın